بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات الله hepinizde razı olsun. Yani hakikaten böyle bir müessese her gelişimde de dua ediyorum. Bir araya gelmişsiniz hakikaten. Teşvik için söylemiyorum, doğru. Allah ebeden daima razı olsun. Birileri böyle bir şey yapacaktı. Ben de sizin iyi olmanızı burası değil. Elimden geldiği kadar haddimi ve kendi gücümü aşacak şekilde çalışıyorum. Biz insanların aslen kardeşlerimin iyi olması için dertlerine deva üretme kapını hakikaten gayret ediyor. Çok. Allah sizden de razı olsun. Amin. Yani boyumu aşacak. Çünkü abilerimiz tek tek şehit ettiler. Bizden öncekileri. Öyle ille silahla değil. Said Özdemir abileri, Sungur abileri, Rüştü abileri, Ahmet Aytimur abi, Ahmet Abdurdin, Abdullah Yeğen abileri. Bunlar şehittir. Şaşıracaksınız. Evet. Maalesef. Böyle yaptılar tek tek ama elhamdülillah sizi de durduramıyorlar. Şimdi bu akşamki dersimizin konusu iki tane konu vardı. İnsan niye mutlu değil? Onu şu anlarda yapacaktım başka bir yerde. İkincisi, onu çok birkaç yerde yaptığımız için daha biraz daha genel. İnsan ailesinden ve çoluk çocuğundan niye hayır görmüyor? Niçin yuvamız ateş küpü olmuş? Oysa kendi ailemiz, yuvamız küçük bir cennetimiz. Usta da öyle diyor. İken niçin böyle ateş küpü olmuş? Gitmek istemiyoruz. Yeni evlenecek gençler çok var. Evli olan sizler bir kısmı nerede hata yaptı, nerede düzeltebilirim? Bu medya yoluyla hanımlar veya kız evlatlarımıza da gideceği için onlar da buna uygun adım atacak. İnşallah Risale-i Nur'dan giriş yapacağım. Sonra okuyarak geldim, çalıştım. Birkaç sayfa ve gelen sorulara verdiğim cevapları bir cümleyle ifade ettim. Bu manada gelen sorulara telefonla veya yazıyla, medyayla vesaire masama konulan mektuplarla verdiğim cevapları bir araya getirdim. Soruları zikretmeyeceğim, cevapları zikredeceğim. Onları da paylaşacağım sizinle inşallah. Şimdi Kastamonu 265 diyor ki, üçüncü sual, bazı mutedeyin zatları, dindar, sizin gibi insanların dünya dar, haremleri yüzünden, dünya dar, haremleri yüzünden, harem, ev, hanımları yüzünden, ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bir de okuyorum. Bazı mutedeyin zatlar, tatmalı, yani sizin gibi insanlar, dünya dar, haremleri yüzünden, eşleri yüzünden, ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalede bu nevi hadiseler çoktur. Kastamonu'da yakası hangi tarihte arkadaşlar? Hangi tarihler arasında yazılmış? Şimdi 1926'dan 35 değil mi? Arası. 8 sene. O zaman bu havalide bu hadiseler çoktur. E bizde de var ya. Burada dünya dar diyor. Haremleri yüzünden. Dünya dar. Ne demek dünya dar? Dünyalık. Dünyalık. Dünyaya meyil. Değil mi? Dünyaya meyil. Başka? Sıkıntı. Dünyada gün yüzü görmemiş. Ne yapmamış? Gün yüzü görmemiş. Yok bak şimdi. Bazı mutedeyin zatların dünyadan haremleri yüzünden.
Tutkular izin. Anlaşılan mana bu. Yani dünya perest hanımlardan dolayı oluyor. Batını manası şu. Dünya dar onlara. Fıtratlarının iktizasını dünyada istedikleri için dünya dar olmuş. Dindarlar var, dini darlar var ya, dini dar. Dini dar, işte Ramazanlarda olan, işte cenazelerde olan din var. Değil mi? Böyle istepne lastik gibi, araba nasip attıysa istepne lastik takılıyor ya. İşte cenaze menazı olduğu zaman, böyle hastalık olduğu zaman kullanılacak bir şey yani bu din, teselli. Bu dini dar oluyor. Dini dar, pergeli çok ufak yani. Hayatın her safhasında değil, belirli yerlerde din var. Dünyadan haremleri demek, hanımın fıtratının karşılığı olan ahireti dünyada istemesinden, dünya ona dar, çıldırıyor, ne verirsen ver. Doymaz. Gelen cevap nereden gelmişse, o mütedeyin zatlar niye tam da ben bunu niye hak ettim yani, ne oldu yani? Bir zahiri sebebi var, bir de kader canibinden bir sebep var. Niye bunlar bize musallat etmiş? O mütedeyin zatlar diyanetlerinin muktezası böyle serbestiyetin isfan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Ha, bazılarımız var ya gençler, ben düzeltirim abi. Neyi düzelteceğiz? Bir kere şirk ya, neyi düzelteceğiz? Evlenirken onu tek tek okuyacağım burada. Nerede hata yapıyoruz? Bak, diyanetlerinin muktezası, diyanetimizin gereği olan böyle serbestiyetin isfan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla. Gençler, çarşı pazarda tanışılanlar ne koca olur ne karı olur onlar. Senden önce kaç kişilerle tanışılmış? Akıllı olmak lazım. Pastanede, postanede, plajlarda, şurada burada tanışılanla aile ciddi bir iş yapılmaz kardeşim. Akıllı olmak lazım. Duygularına hareket etmemen lazım. Duygularına akıl mayası katman lazım. İşte böyle serbestiyet kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Şimdi başka bir yer okuyorum. 252 Kastamonu. Ondan sonra gelen soruları ve külliyattan vermeye çalıştığım cevapları okuyacağım. En önemlisi bu şu anda. Risale-i Nur külliyatı araştırdım, biliyorsunuz. Küfüf tabiri var, küfüf. Evlilikte denklik. Her yerde küfüfün birinci şartı şey koşuyor. Ne koşuyor? Diyanet. Din. Yani küfürü denklik ararken birinci şart her yerde diyanet diyor. Yani din birinci şart bağımız. Külliyatta bir yer hariç. Yani şimdiye kadar gelen bir gelenek var Selefi Salih'in uleması. Evlilikte beraber olmanın birinci şartı küfürde dindir. Hep din demişler. Ustad da %99.9'da din diyor, tek bir yerde din demiyor. Kastamonu 252'den okuyorum orayı. Küfüv-ü şer'i tabir edilen, şer'i denklik tabir edilen, evliysen kardeşim kızına damat ararken ona göre dinle. Oğlun varsa gelin ararken ona göre dinle. Evde biraz huzursuzluk varsa kimseye suç yükleme. Nerede hata yaptın? Onun inşallah kefareti oluyor. Hatanı anladığın zaman kefaret oluyor. Kimseyi yargılamaya. Bu ders en azından bize bunu vermesi lazım. Küfür-ü şer'i tabir edilen şer'i birlik, yakınlık, eşitlik
tabir edilen neymiş birincisi? Birbirine seciyeten. İki, diyaneten. Liyakat bulunmadığında. Birincisi seciyeten diyor. Ahlak. Karakter. Tamam. Ahlak, ahlak. Hani var ya, erayet ellesi diyor. Feveylü lil musalli. Ne diyor? Vay o namaz kılanlara. Kılmayanlar zaten konuşmuyor da. Başka bir hadiste şöyle geçiyor. Bu ayette kişinin namazı sizi aldatmasın diyor. Ha? Birincisi arkadaşlar, gençler, ey babalar, kızımıza ve oğlumuza, ey yeni evlenecekler, ilk önce din değil, diyanet değil ilk önce. İlk önce seciye. Seciyeten ve diyaneten liyakat bulunmadığından daha ziyade azap çektirir. Ben size küfüvü okuyacağım şerif ulemanın. Madde madde okuyacağım. Yani küfüv 1, 2, 3, 10 tane var. Bunu okuyayım da ondan sonra. Demek ki birincisi seciye. Karakter. Hani vardı ya, eskilerimiz bilir. Şuradaki birkaç kişi bilir. Aslihu neslihu. Alırken kız değil mi? Kızarken aslihu neslihu. Haydan gelip huya gider. Fuzuli'den gelip fuzuliye gider diye tanımlanır değil mi? Hay olan Allah'tan gelir, hu olan Allah'a gider. Osmanlı bizim fuzuli zannettiğim şey bile anlamlı, tamam mı? Aslihu neslihu. Aslına bakacaksın kardeşim, kökenine bakacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste hatırlarsınız. Gül dahi olsa diyor, pislikte yetişen gülü koklamayın. Kim koklayın? O tipten. 117 işareti cazda diyor ki, eşyanın tabiatında diyor, birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Yani herkes dengini bulur, merak etme. Sen başkasını düşünme. O kainatın sultanın işi. Ne olacak? Sen kendine bak. Eşyanın tabiatında birbirini celp ve cezbederler. Abi çok takvalıydı. FETÖ'de nasıl bulunmuş, bilmem ne olmuş ona. Birbirine yakın olan, yani birbirini celp ve cezbederler. O daha intiktendir. Nereye kadar? İhtilalden sonra dönenlere inanmıyorum. Onlar önce döndü tamam. Ondan sonra ihtilalde bilmiyordu, bu yalan. Peki abi çok takvalı, gece kalkıyorlar bilmem ne yapıyor. Birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Çünkü eşyanın tabiatında birbirine yakınlıkta meyil vardır. Yoksa ruh iter. Aranızda bende sıkılan vardır mutlaka. Ama bazen zorla oturuyorsun ama bir kısmı mesela bazı yerlerde rastlıyorum. Gayet normaldi yani. Adam çekip gidiyor. Ruhum tizaç etmiyor bende. Birbirine celp ve cezb vardır. Yani sıkılır. Onu anlatmaya çalıştım. Bak şimdi bir daha okuyorum. Hiçbir yerde yok. Bir burada var. Seciyeten birinci şart. Küfü bu şer'i tabir edilen birbirine seciyeten ve iki, diyaneten liyakat bulmadığından daha ziyade azap çektirir. Ve bilhassa terbiye İslami haricinde. Şu cümleye dikkat edin. Ne olur. Bak şimdi okuyacağım cümleye bak. Terbiye İslami haricinde Müslüman namı altında olanlar, Müslüman ismi var, cismi var, içi yok. Bak, Müslüman namı altında olanlar, imandan gelen hürmet ve merhameti mutekabili bulamadıklarından, Müslüman namı altında ama Müslümanlıkla alakası yok. Birinci şart, dünya. Yani dindar almıştık. Her şeyi anlaşmıştık. Düğüne de anlaşmıştık. Yok, beraber olacak. Yani babam da teyzemiş yapamıyorum de. Karma olacakmış. Bir kere oradan başladı zaten. Hani Müslümanlığım altındaydık? Müslümansan Müslümansın, değilsin değilsin ya. İslamiyet inanç değildir.
İman inançtır. Allah'a iman eylem değildir, inançtır. Amentu billahi inan ve melaiketi inançtır. İslam ise inanç değildir, eylemdir. Namaza inanmak yok. Namazı kılmak. Oruca inanmak değil, oruca inanmak değil. Orucu tutmak. İslam esası neydi? Oruç tutmak. İnanmak mıdır geçiyor? Tutmak, namaz kılmak, haca inanmak. Yok gitmek. Yani İslam fiildir, iman değildir. Bak Müslüman namı altında olanlar, iman ve imandan gelen hürmet yok. Ya insan hürmet eder ya. İmandan bir hürmet. Hürmetin bir manası da kendi haddini bilip hududunda kalmaktır. Mahrem sahasına girmemektir. Aynı haramdan aynı kökten geliyor. İmandan gelen hürmet ve merhameti mutekabili bulamadıklarından, yani imanın lazımı olan gereği hayata dönüşmese iman değil itikat oluyor. Sözler 142'de söylüyor. Kabre giriş 3 yol var diyor. İtikat ettiği gibi inanmadığı kişi girmesi var. Hapsebedi. Üçüncüsü, inkar edip kafir. Birincisi peki ne? İman edip inandığı gibi yaşıyor. İkincisi ne? İtikat ediyor, itikadını yaşamıyor. İtikat aklidir, iman kalbidir. İtikat ettiğimizi yaşarsak imana dönüşür. Emir Dağı'nda söylüyor 203. Günah kebairi işleyip istiğfar etmemek imandan hissesi olmadığına delildir diyor. Şu anlar ameli salih de imanın bir cüzüdür diyor. Amelu. Evet amel imandan değildir ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor diyor. 72 şartacağız. Akaidi ve imani esasları sabit ve kuvvetli kılan ameldir diyor. Sabit kılmakla meleki haline getiren nedir? Amellerdir. O imanın getirisi olan İslam olmasa Allah'a saygısı olmayana, Allah'tan korkmayana senden mi korkacak? Ahiret korkusu olmayana senden mi korkacak? Boşanma korkusu mu olur? Ahiret korkusu yok da. Peki evlenmek farz mı? Değildir. Bak Mustafa da ne diyor? Sünnettir. Ama maalesef %90'ımız evlilere söylüyorum. Sünnet diye evlenmedik. Uşkurluğumuz için evlendik. Sünnet diye evlenseydik sünnete göre evlenirdik. Sünneti göre evlenenlere lafım yok. Sünnet diye evlenmiş. Sünnet deyip de hani çocuklar sünneti yapıp da içki içmek var ya hani. Ha, sünnet diyor içki içiyor oraya. Sofranın içine içki koyuyor. Diyor ki tam muvafık ve dindar ve ahlaklı bir seç bulmadan kadın kızlarımıza diyor. Emir Daeli. Tam muvafık. Ey kızlar diyor. Ben ortadan alıyorum uzun olmasın diye. Muvafık, dindar, ahlaklı bir zevç, erkek, eş bulmadan kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. E bulmadı ne olacak? Eğer bulunmadı, nurun bir kısım fedakar şakirtleri gibi mücerret kalıp ta ona layık ve ebedi bir arkadaş olacak ve terbiye İslami almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın ve saadet ebediyesi muvakkat bir keyfi dünyevi için bozulmasın. Ya dünyası bitecek. Abi ne olacak? Lan nasıl atıyorsun kendini yani böyle? Sonra olur bilmem ne yapar. Çıkmazı belli olmayan, önü gözükmeyen bir karanlık yola, maceraya kendini nasıl atıyorsun yani? Belki düzelir. Böyle bir şey olur mu ya? İki bozuk kafadan düzgün bir hayat mı çıkar? İki tane havayı belediyenin çöp arabası gibi sıkıştırsak bir yere. İki tane ama körü sıkıştırsan bir göz olur mu? İki tane ahlaksız bir araya gelmiş ahlak olur mu? İki tane bozuk, uçkurluğunu düşünmüş, geleceğe yatırım yapmamış,
gündelik hayatı kurtarmaya çalışan, gündelik yaşayan, yaşayanlarla aile mi olur ya? Ondan ne baba olur, ne anne olur? Ondan sonra faturası ağır tabii çıkıyor. Kime çıkıyor? Anne taraflarına, baba taraflarına, evladı varsa ondan çıkıyor. Ve medeniyetin seyahati için boğulmasın. Yani evli olayım diye evlenilmez. Şimdi gelen sorulara bu devam ediyor. Küfürü okuyayım maddelerini. Şeriat hukukunda, İslam hukukunda küfür 10 tane madde var. 1, 2 diye sayıyor. Birinci şartınız diyanet olacak. Ama bu derste anladınız. İlk önce seciyet. Seciye. Erkek de öyle. Nurcudur. Namaz kılıyor. Ahlak yok be. Eve gidiyor. Ev, çocuklar divan köşe arıyorlar kaçmak için. Misal. Böyleyse. Veya bir bakıyorsun. Hakikaten tesettürlü namazdı bilmem ne. Hatta ders yapıyor. Ahlak yok ya. Seciye yok. Nasıl kısas olacağız? Ha? Neye göre? Ha, nasıl şey yapacağız? Ne ölçüsü ne olacak? Kalın iki gibi koklayasın. Abi. Evet. Onu okuyacağım şimdi. Bunu okuyayım. Birincisi İslam hukukunda diyanet. İkincisi nesep. Seciye. Birincisi diyanet alacaksın. Ama usta birincisi nesep almış. İslam hukukundakini söylüyorum. Diyanet, din. İkincisi nesep. Üç, sana yani kendini yönetebilme şeyi var mı, özelliği var mı? Üçüncü bu. Kendine hakim mi? Haddini, hududunu biliyor mu? Bu evlilikte ne anlıyor? Veya ne anlıyorsun sen? Yani kendini yönetme sanatı. Bir sanattır. Arkadaşlar, hasettir, gıybettir, öfkedir, nefrettir, şehvettir. Ne olursa olsun hepsi öğrenilecek şeylerdir. Eğitime tabidir. Şefkat da öyledir. Eğitilerek kontrol ediyoruz. Yoksa köpek gibi bizi yer ya. Birincisi diyanet. İkincisi nesep, seciye. Üçüncüsü kendini yönetme sanatı. Dört, hürriyet. Nerelerin kölesidir? Televizyon, cep telefonu, şunların, yani hür müdür? Abi hür tabii ya. Türkiye'de köle yok ki. Hı-hı. O gündüz ortasında nice karanlık kafalar var. Bu kadar güzel hayat varken hayat anlamsız kılıp intihar etmeye çalışanlar var. Aynı bu da öyle. Hür değiliz. İşgal altındayız. Yani nedir o? Mesela hep dinleriz böyle. Putlar varmış eskide. Put. Sana namazı kıldırmayan puttur. Dinde sana rahat haram söylettiren puttur. İnternet sana puttur. Senin cehenneme sokmaya vesile olan put değil midir? O kadar rezil videolar sana seyrede puttur. Dön de göreyim hadi, seyretme de göreyim ha. Puttur. Seni hak ve hakikattan alıkoyan ne varsa puttur. Putu dışarıda arama. Ne ararsın? Şambu arada. Hakikati kendinde ara. Demek ki dördüncüsü putlarımız hür müyüz? Beş kaç etti? Diyanet, seciye, iki sanat, hürriyet, beş. Kusurdan selamet. Yani eli ayağı düzgün mü? İlk önce biz buna bakıyoruz. Evi var mı? Var. Alması var mı? Var. Dini var mı? Yok. Dini sonradan da olur. Para şart. Para sonradan olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Ha! Kendi başlarına kalacak ha. Ah benim canım kardeşim. Gençler bilmez, eskiler bilir. Bizim evler eskiden kerpiçten, tahtadan 100 metre bile yok Dina. Ben biliyorum oraya kadar. Her bir kardeşi bir oda olurdu. Her şey oydu. Çocuklar da orada kalır. Bizim küçük evde şaşıracaksınız ama dedem ve babaannem de sağ, dedemin annesi de duruyor. Bak duruyor. Dört kardeştiler babamlar.
Hepsinin bir odası vardı. Dört tane göç. Dedem, babaannem de ayrı. Dört kardeş. Mübalağa etmiyorum bu kürsüde. Kavgalarına şahit değilim. Çünkü eskide yerler dardı, gönüller genişti. Şimdi karı koca 100 metrekareye yerler geniş, gönüller dar. Demek ki güzel yaşamanın şartı, sebebi hariç değildir. İçin geniş mi? Demek ki kusurdan selamet 5, 6 zenginlik. Yani çalışıyor mu? Çalışan memur alacağım. Sonra abi ne yapacağız ya? İyi bir avukatın var mı? Hayırdır? Ne iş çek senetse? Yok abi boşanırız avukat arıyorum. Hani biraz önce iş adamı arıyordun lan. Eş değil iş adamı arıyordun. Ya. Çalışandan karı mı olur? Bazıları kızacak bana. Çalışandan ana mı olur? Ana evlerine koyuyorsunuz. Analık yapmayan kadınlar ana arıyor. Ondan sonra çocukla kaybedebilir misin? Ben söyleyeyim. İçinize ben yaranıza iğne batırmış olduğumu biliyorum. Bak şimdi. Sabah anne çıkarken kreşe koyuyor. İşten geldikten sonra alıyor. Sabahtan akşama kimin eğitiminden alıyor o çocuk? Kim ona analık yapıyor? Sen analık yapmasan o sana evlatlık yapar mı? Analık yapmadığımızdan dolayı ana okulları çoğalmadı mı? Ana babamıza bakmadığımızdan dolayı huzursuz evlere huzur evi demedik mi? Atıyoruz değil mi ana babamız kenara? Niçin atıyoruz? O da atmıştı. Ben de kadu kasayı da atacaklar ama. Çalma kapıyı çalar kapını. Kardeşim, hanımın çocuğa analık yapsın. Ha zaruri ihtiyaç, zaruri olmuşsa, koca hastadır, felçtir. Yani öyle fantazi şeyler için değil. Zaruri olmadıkça, kardeşim şunu da alacağım, bunu da alacağız, borca girdik diye hanım çalışırsa o çocuk, o çocuğun ruhu ne oluyor ya? Anasız ne demektir bilir misin? Babasız ne demek bilir misin? Ben bilirim. Anasız büyümenin ne demek olduğunu ben belirli yaştan sonra bilirim. 12 yaştan sonra ne ana gördüm ne baba. Bilir misiniz anne babasız ne demektir? Ya ufakken görmesiydik onu da. Niye analık yapmıyorsun? Madem başkası analık yapacaktı niye doğurdun? Evlenirken gençler modelleri sayıyor. Hatice modeli var. Okumuş ticaret ehli. Ondan ev hanımı beklemeyeceksin. O sonradan dönmüş. Ayşe modeli var. Dersten derse koşar. Bunu bekleyemezsin evde. O da hizmette koşar. Fatıma modeli var. Çorbanın mercimeğini pişirir, çocuğunu da büyütür. Hazreti Hüseyin Hasan'ın vedalı hanımı, anneleri. Ayşe modeli var. Çilenin insanı. Değil mi? Çilenin insanı. Meryem modeli var. Sabrın insanı. Değil mi? Rabia modeli var. Enfusçi. Yani gidip de Hatice modelini alıp da Fatıma neticeyi arama. Fatıma modelini alıp Hatice gibi de olmaz. Ne aldığını bil. Erkek de böyledir. Şimdi altı zenginlik dedik. Ondan sonra bu madde bitti altı. Ondan sonra felemsal felemsal denmişler. Ben külliyatta şöyle şey yaptım. Gerisi dört tanesi de şu. İstişare ve istihare. İstişare edilirse istihare edilmez. Ayık olanlarla meşveret yapıldıktan sonra gece alemlerinde yardım istenmez. Yani usul odur. İstişare ettin mi, meşveret ettin mi istihare edilmez. İstişare yapamadığın zaman istihare edilir. Onu da bil. Sonra istişare bir de meşveret, sonra tevekkül ve teslim ve sabır. Artık bunlar altı tane oldu mu kardeşim yaptın? %60 ortam buna uyuyor mu %60? %100 arama, gözünü yum gir korkma. Ondan sonra artık tevekkül, teslim ve sabır düştü artık sana. Altı tane tamam mı abiler? Evlenirken %100 birlik yoktur.
Olmaz zaten. Fıtrata zıttır. Sen kendinle barışık mısın? Sen kendine hakim misin o kadar? Yok. Onun da nesi var? Ha. O zaman ortak tarafımız %60 oldu mu? Tamam. Gerisi tevekkül, teslim, sabır düşüyor. Şimdi gelen sorulara niçin sıkıntı çekiyoruz? Ona ait şey okuyorum. Belki işinize yarar. 38 yılında o kadar tahribat yok abi şimdi. Şimdi oranla hani kıyas yaparsak. O zamanlar dindar insanlar sıkıntı çekmişler ama bu zamanda bu tahribat noktası bulmak çok zor. Bir şey söylesem. O yüzden evlenmedim diyorsun. Yok yok. Hayır şöyle diyor. Bu milletin, ben şimdiki zamandaki nesli insanları düşünmüyorum diyor. 50 sene sonraki insanları düşündüm diyor. Bak bir şey söyleyeyim de. Ani menittehaza ilahahu hevahu. Hevai nefislerini ilah edindi. Mabutlaştırdı. Kim bunlar? Kafirden bahsetmiyor bu. Müslümandan bahsediyor. Birbirinizi ilahlaştırmayınız diyor. Ne demek o? Bir bildiği var diyor. La kardeşim Allah'ın bildiği mi yok mu ya? Tövbe estağfurullah ya. Allah'ın dininde böyle diyor. Haramdır diyor bu işte. Haramdır diyor. Doğru değildir diyor. Bir bildiği var diyor. Bunun bildiği mi olur ya? Bu ilah değil midir? Put değil midir bu insan? Putlaştı işte. Zulme taraftar olmayın diyor. Değil taraftar. Hafif meyledenseniz dahi cehennem size dokunur diyor değil mi? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّا Metuhat'ta geçiyor bu ay. Kur'an kendindeki ayet ya. Ya kardeşim akıllı olacağız da biraz böyle muhakemeli olacağız. Elimize metre alacağız. Bir yere de kantar alacağız. Şimdi sıkıntılarımızın sebebini neşter vuruyorum. Böyle avami lisanla gelen sorulara verilen cevapların cümle cümleleri. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki evlenirken üç şey için evlenilir. Ya güzelliği için, ya malı için bunu biliyorsunuz, ya da dini için alınır. Dini için alınmamış ise onda hayır yoktur diyor. El cezamı min cinsil amel. Malı için mi aldın? Malına hayır göremeyeceksin. Güzelliği için mi aldın? Sıfanı için mi aldın? Ona da göremeyeceksin. Memurdu, memurluğu için para kazanıyordu. Hayrını göremeyeceğiz. Dini için alacağız. Din hayatın hayatıdır. Bir tanesi dedi ki, 2017 var ya şu anda referandum, evet var. Ya dinle ne alakası var diyor, dine soktunuz diyor, tamam mı? Bunu diyor, dinle ne alakası, bu siyasidir. El cevap, ahirette hesabı ve bedeli olan her şeyin dünyadaki şeyleri dindir. Dinin çerçevesi içindedir. Ahirette hesabı ve bedeli olmayan varsa dünyada din çerçevesine girmez. Dinsiz de düşünülür o. Ustada münazaratta diyorlar. Sen hep din noktasında düşünüyorsun. Tersini düşünün, dinsizlik de düşünmeyin. Öyle mi düşüneyim diyor. Bir daha söylüyorum. Bir şey siyasi midir değil midir anlamanız için. Ahirette hesabı ve bedeli oluyorsa dünyada o şey dinin hükümleri içerisindedir. Çünkü dünyada dini olmayan bir şeyin ahirette hesabı yoktur. Yani aldığım nefesi nerede harcadın diye sorulacak mı? Evet. Sorulacak değil mi aldığın nefesi nerede harcadın? Var ya. Zerre miktar hayır, zerre miktar. Zerre kadar hayır şer. Hatta nefes değil mi? Peki nefesinin hesabını vereceğiz. Taraftan olduğumuzun hesabını vermeyeceğiz. Nasıl cerbezelik yapılıyor? Demek ki dinini şey yaparsanız diyor, seçerseniz evlenirken hem dininden hayır görürsünüz, hem güzelliğinden hayır görürsünüz, hem malından hayır görürsünüz. Başka şey için seçerseniz hiçbirinde hayır göremezsiniz diyor. Ha, hayır görmedik mi? Demek ki böyle seçmemişiz. Haber verilmiş. Evlilik farz değil, sünnettir. Bir sünnet için çok haramlara ve ucu belli olmayan dehlizlere yelken açılmaz. Zaten çoğu insan sünnet diye evlenmiyor. Uşkurluğu için evleniyor da faturayı o cinsten sana geliyor. Başka kız çocuğuna Peygamberimiz Aleyhisselam demiş. Kız çocuğuna diyor ki kız evladımıza.
Çocuğuna baba ara diyor. Adama da diyor ki çocuğunuza ana arayın. Evleneceğin bir hanım düşünün şimdi gençler. Evleneceğin bir kız düşün. Çocuğun var senin. Bu ikinci evlilik olacak. O birinci hanım öldü. Çocuk kaldı. Ya ben bu yetim çocuğu kime teslim edebilirim? Yani hangi insana teslim edip de bu analık yapabilir? Kanaatın varsa onunla evlen. Çocuğunu teslim edebileceğinle evlen. Adam çocuğuna ara, ana aramamış. El ceza min cinsin amel kaidesiyle herkese bu iş diyor. Hem haramla düğün yapılıyor. Bak nereden? Şimdi sırayla gidiyor. Haramla düğün yapılmış. Haramlık selamlık kale alınmamış. Çal oynasın, vur zıplasın. Haram vaziyette çocuk rahime düşmüş. Yemeğine, içmesine, giymesine helal mi haram dikkat edilmemiş. Şeytan çocuğunuza ortak oluyor diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah, o nasıl bir ortak olacak bizim çocuğumuza? Haram yolla, besmele çekilmeden, din yaşamadan ram-ı madere düşerse çocuğunuza ortak olur diyor. Besmelesi. Ya Resulallah diyor, bizim için sormuşlar. Çocuğumuzun şeytan ortak olduğunu nasıl anlarız diyor. Bak fiili ya. Allah Resulü diyor ki, haya azlığından ve merhamet azlığından anlarsınız. Şeytanın o çocuğunuza ortak olup olmadığını. Dolayısıyla anlayış kıtlığı olur çocukta. Bağnaz, geçimsiz, şımarık, doyumsuz çocuk olur sonunda. İki şey söylüyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Haya azlığı, merhamet ve şefkat azlığı olur. Devam ediyorum sorulara. Ola nereden geldi bu adam ya? Demeyin. Çünkü gözünüzü kapatarak sorunu çözemezsiniz. Daha zaman geçmedi çünkü vefat etmediniz. Tamam. Evlilerine ne yapacak abi? Evliler de hatasını anlayacak. Ha, anladığında suçunun kefaret olduğunu anlarsa kefaret oluyor. Onda kendini bak. Suçunu anlamadın. Bir de faturayı anıma çıkarıyorsun. Ya sen şöyle bir dakika ya. Evlenirken. O rezilliği yaşadık. Yetmiyor. Düğünde çekilen fotoğrafları evinizin her köşesine asmış. Rezil kebazeyler gelen geçen seyrediyor. Ulan camide bu kadar söyledim. Ya evinize bunları asmayın. Daha çok Almanya'da var yurt dışında. Dinleyen yok. Eğer akşam da bir yere iftara gidiyorsun ya cami imamısın. Ona dedim bunlara bir hissi, bir darbe vurayım belki o resimleri indirir. Tamam mı? Ama risk alacaksın yani. Dayak da yemek var ya. Ben de senin gazını da birisine yaptım abi. Çok ağır değil mi? Yaptım ya ama çok ağır olmuş. Çok ağır. O zaman anlatma. Anlatayım. Sen anlattın zaten biliyorum. Biliyorlar sen anlattın. Yok bilmeyenler de var. Bilmeyenler de var mı anlat. Şimdi baktım. Ne kadar anlattımsa indirin onu. Bari bir kere yaptın bunu. Lan asma, teşhir etme. Fotoğrafçı tutturuyorlar bir de düğünde. Allahu Ekber. O camiye ihtiyacı mı? Şimdi dedim iftara 10-15 dakika var ya. Baktım mutfakta kadın çalışıyor. Adam da servis yaparken ben de vay be dedim ya bu şey. Ya bu senin hanım mı? Ne kadar da güzelmiş dedim ya falan. Ramazan'da oluyor. Anlamadım hocam dedi. Dedim ki kulak, kadın da duyuyor. Ses için. Allah öyle yaratmış. Göz bakmak için. Sen bunu körler için mi astın? Gelenler baksın diye astın. Ben de bakıyorum. Madem bakılmasını istemiyorsun, burada ne işi var? Dedi ki bu şeref size bu layıktı dedi. Git aynı özür dilerim. Aynı tabiri kullandı. Gitti tuttu çıkıp arttı hepsini. Ondan sonra biraz moralları bozuldu. Ama yani öyle bir ders oldu ki. Ne dediler? Allah razı olsun. Laftan anlamıyorsun, musibetten anlamıyorsun. Ama sen bu olduğun için orada... Dayak yemedim. Ben söylesem mesela herhalde ağız burun... Dağılır tabii.
Eşine ve çocuklarına lanet ve beddua okuma. Hayırla yad et. Osman en çok kızdığı zaman çocuğuna en ağır lafı şuymuş. Velet. Velet ne demek? Çocuk. Bak gördün. Eşiyle beraberliğinde sünnet şekline uy. Yoksa çocuğuna şeytan ortak olur. Cümle cümle okuyorum. Evlendiler ama dini nikahları olmadan hamile kaldı. Nasıl bu benim eşim evleneceğiz dini nikah yapmadan sorusu geldi. Hamile kaldı. Sonra düğüne yakın nikah yaptı. Hocam bu çocuk kimin? Ya kardeş, haram yedirme. Haram miras alma. Mirasınıza da kız kardeşinize, halanıza, teyzenize miras verilmediyse verdirin. Babanız vermemişse, size kalmışsa verin. Miras yemeyin. Haram yedirme, miras yeme. Hakkından fazla alma. Haram olduğunu unutma. Zekatını ver, faiz yeme. Faiz yediren adamın kızını alma. Faiz yediren adamın oğluna gelin olma. Dini bir cemaat var, faizi helal diyor. Ona kız alamazsınız oradan, kız veremezsiniz o cemaatta. Eğer babası yedirmişse. Allah Kur'an'ında haram dediğine helal diyor. Allah-u Alem bu FETÖ gibi gelecekte onlar da büyük darbe görecek bu şeylerden sonra. Faizi helal diyen cemaat var. Dini de. Peki faiz yedirmiş kızına, faiz yedirmiş çocuğuna, ona da dikkat et. Langur lungur alma. Düşünmüş müydün onu? Ya başkalarını küçük görme, hakir görme. Yani böyle alay etme çocuklarıyla. Aynen olur sana. Aynı şey sana döner. Zulüm yapma. Her türlü tacizden uzak dur. Beddua lanet okuma. Senin mi şeytanın mı çocuğu, hadisi bil manayı unutma. Haya ve merhamet azlığından tanırsınız diyor. Arabaya durmuş, taşla arabayı vuruyor. Nasıl bir çocuktur bu? Ya evet. Şeytanın ortak olduğu çocuktur. Ne yapacağız abi böyle durumu? Yani o çok öyle çocuklar. Eşkel belirtiyorsa adam çocuk mesela öyle bir şey olmuş. Anne babası dikkat etmemiş. Çocuk da öyle. Ha o zaman karşı... devamlı nedamet edeceğiz. Allah'ım düzeltebiliyor Allah. Allah için sabit bir şey yoktur. İmansızlık bile değişir. İman eder. Böyle bir şey oldu. Suçumuz bileceğiz Allah'ım. Şöyle de. Ya Rabbi böyle bir hatayı yaptım. Ama senin için zorluk yoktur. Benim bu işimi düzelt, Muhammed'in imanının senin yanındaki değeri kıymeti hatırına. Güzel yerden. Zira sana müracaat edenleri, sana sığınanları reddetmeyecek kadar merhamet ve şefkat sahibisin. Zira sen dedin ki ya Rabbi haramı kendime, zulmü kendime haram ettim. Allah'ım sana sığınıyorum. Sana sığınanları def etmek zulümdür. Allah'ım bizi bu zulme düçar et. Muhammed'in senin yanındaki değeri hatırına. Benim bu sıkıntımı gider. Arkadaşlar değişmeyecek bir şey yoktur. Son söyleyecektim. Baştan söyledim. Yani o bitti değil işte. Dua ile, niyaz ile, tazarru ile, münacaatla, yalvararak bedeli olan şeylerle vereceğiz. Rahmet ilahi celbedeceğiz. Düğünün böyle mi geçti? Şimdi dua edeceğiz affı için. Daha kapanmadı kardeşim defterim. Dua et. Ya Rabbi. Ama vesileyi sağlam ya. De ki mesela şimdi. Mesela içinden demedi. Ya Rabbi. Şu şeyi içinden geçir. Yanlış yap. Şu anda bu dersin hatırına, bu ders şahs-ı manevinin bir şubesi Allah'ım. Nur cemaatinin şahs-ı manevisinin havuzunun hatırına,
şu hafızamda geçen hata mı? Bu şahs-ı manevinin senin yanındaki kıymeti, mahiyeti, hakikat hatırına affet Allah'ım. Amin. Amin. Eğitim ve spor namı altında hayasızlıklara çocuklarınızı itmeyin. Her işini ama her işini besmele ile başla. Besmelesiz işin sana zahirde faydalı görünse bile ne hayrı vardır ne bereketi var unutma. Haramı mümessilleri şeytan ve kafir cinler ve erba habiselerdir. Şeytanlar vesvese, cinler vehim ve vehim verir. Erba habiseler sıkıntı yapar. Erba habise seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler, subliminalın dışında yediğimiz haramlar, kokladığımız, bulunduğumuz yanlış mekanlardan üzerimize siner bu. Koku sigara içmediğin halde sigara içen ortamdan sigara sindiği gibi. Tamam mı? Dolayısıyla erva habiseler şöyle yapar. Canım çok sıkılıyor ya. Bu şekilde kendisini gösterir. Yoku var gösteren düşünceler, zanlar dışarıdan cinlerden gelen telkinlerdir. Vesveseler ise varı yok eden, yani imanlıya imansızsın, abdestli abdestsizsin dettirden vesveselerdir. Bak üçün kategoriyi de gösterdim bak. Hangisi vesvese, hangisi beyim? Şunu şudur. Vesvese neyle yok olur? Zikirle, evratla, amelle. Beyim neyle yok olur cinlerin şeyi? Risale-i Nur'u tetebat, Risale'nin bol bol okumayla. Erva habise nasıl yok olur veya var olan gider? Haramlardan, yani terkleri yaparak, terk ederek. Tamam arkadaşlar. Başka? Şeytanın ortak olan çocuklarda haya azlığı, merhamet azlığı deniliyor. Onun türevleri nedir? Bu çocuk gaddar olur, zalim olur, anlayışsız olur, huysuz olur, sorumsuz olur, doyumsuz olur, kanaatsız olur, arsız, utanma, ar yırtılmış olur. Temelde iki sıfat olur. Merhamet ve şefkat azlığı. Bunlar türevleri. Başka? Tevekkül ve kanaat az oluşandan tevekkül ve kanaat az oluşundan hayrımız da az olur. Yani kanaatımız fazla olursa dünyada rahat ederiz. Tevekkülümüz olursa çok da rahat ederiz. Şeytan hangi işlere ortak olur? Besmelesiz her işe ortaktır. Evlerde haramlık selamlığa dikkat etmemekten yuvaların çöktüğüne şahidim. Aa teyzemin çocuğu, amcamın çocuğu ya ne olacak falan. Haramlık selamlığa dikkat edilmeyen ailelerin akıbetleri sonunda bazı ailelerin çok feci olmuştur. Gerisini siz doldurun. Niçin olmuş? Evlerde sıcak sohbet, dini mevzular olsun. Onun bunun malın ve makamları çocuğun yanında konuşmayın. Çocuğa gaye ve hedef olur. Çocukların yanında haddinizi, hududunuzu koruyarak konuşun. Kavga ve münakaşa etmeyiniz. Çünkü çocuk güvensiz bir ortamda yetişir. Özgüveni kaybolur. Evde edebimize, hayamıza dikkat etmek lazım. Çocuğumdur, abimdir, babamdır veya bu benim kızımdır, ablamdır, karın dayıysa otururken eşortmanla her şeyin ortada belli, oturma kanepelerde, kızımdır, ablamdır, yeğenimdir ne olacak deme. El hayav min el iman. Sen babasın. Nereden? Kafadan babasın. Kafanın dışında hiçbir yer baba değildir. Ey gençler, annemizdir. Neresi? Kafası annedir. Kafanın dışında anne değildir. Lemalarda anlatır bunu. Tamam? Ona dikkat edeceğiz. Bunlar da bahseden, bu kadar böyle açıkta
döverler diye bahsetmezler. Ha, ben ne cesaret böyle bunlardan bahsediyorum. Kardeşim eşofmanı takıp da böyle zizuna gibi her tarafın yapışmış. Elahaya ya. Kızın yanında nasıl oturuyorsun ya? Öyle mi değil? Ayıp değil mi ya? Haya yok mu ya? Ar mı yırtılmış bize ya? Adam gibi oturuyor. Bir de başka bir neşter vuruyor. Şab-ı emret çocuklarınıza dikkat edin. Her yere teslim etmeyin. Şab-ı emret duydunuz mu? Sakalı gelmemiş 8-9 yaşında çocuklar kız gibidir. Herkesi teslim etmeyiniz. Her yere göndermeyiniz. Kızın tehlikesi olduğundan belki çekinir ama bunun tehlikesiz zanneder. Belli olmaz diye. Her türlü melanete duçar olabilir. Şeriat bunu nazara almış ve isim koymuş. Şab-ı emret demiş. Sakalsız çocuklarınızı herkese teslim etmeyiniz. Tehlikeli yerlere göndermeyiniz. Bunlar hep gelen soruların cevapları arkadaşlar. Yuvaların yıkılmasına sebebiyet veren şeyler bunlar. Dikkat et. Çocuğa ilgili alaka, bak çocuğa ilgili alkı yalnızda itme. Yani çocuğa alaka ve ilgi göster. İlgi ve alaka gösterilmeyen çocuklar odalarına kaçar. Aldığınız oyuncak çocuğu başınızdan def etmek için alınandır. Çocuğa oyuncak alma. Teneke parçası, tencere kapağı ile sen oyna. Kendini ona takdim et. Onunla sen oyna, tencere kapağı olsun. Çocuğa oyuncak vermek, televizyondan def etmek için. Tamam oğlum, bunu almadık mı lan oyuncak sana? Geç lan eşya olacak, geç evi onu. Ya hanım asana ya şunu seyrettirmiyor bana ben. Ya. Çocuğa sen ol arkadaş. Alakasız, ilgisiz çocuklar, ben bedeline bakın. Kardeşim ruhiyatçıyım ben. Psikolojiden bahsediyorum. Odalara itilen, odalarına çıkmayan çocuklar alakasız, sevgisiz. Senin kızın ve oğlun ona buna takıldı mı aşkın macerasına mal? Eğer sen sevgi, şefkat gösterseydin, o ufak, en ufak bir kıvılcımın kucağına düşmezdi. Sevgisiz, alakasız çocuklar dışarıda buldukları ufak bir sevgi, alakaya ram oluyorlar, yemleniyorlar. Sen fazla şefkat ve kucakladın mı? O zaman onun kucağına düşmüyor. Sevgisiz evler oluyor. Yani ortaya koyun kardeşim. Çıt 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 böyle çekirde patlatıp da çay içine bunu seyredeceğine. Bezi ser. Ortaya koyun. Beraber yiyin. Unutma. Kaşık nereye gidiyorsa göz oradadır. Göz neredeyse akıl oradadır. Akıl neredeyse duygu oradadır. O çorba değil artık. Muhabbet zeminidir. Herkesin önüne ayrı tabak koyma. Ayda! Kızma bana. Bak, kaşık nerede? Göz orada. Göz nerede? Akıl orada. Akıl nerede? His orada. Arkaya doğru gidiyor. His nerede? Kalp de orada. Kalp. Tamam? Kalp de orada, şey de orada. Kaşık nereye gidiyorsa kalbin de oraya gidiyor. Kalpleri birleştirin. Ayrı kalp, ayrı kalpler oluyor. Abi nereden çıktı bu? Meyveye bakın. Kışın kavga ettik seninle. Armut mu şeftali mi? Canlı mı cansız mı? Bahar olduktan sonra, şeftali olduktan sonra armut denilir mi? Kardeşim söylediğim sözlerin cemiyettekini yaşıyoruz. Sen baban, sen de ve babanın dedelerimizi böyle mi gördün? Peki onlar nasıl yiyordu? Bak ne kadar muhabbet vardı. Peki o yanlıştı. Bu doğruysa meyve bu. Ya meyveden bahsediyorum. Ağaç bu. Meyve bu yani. Eğer o yöntem, dedelerimizin yöntemi yanlıştıysa, seninki doğruysa meyvesi bu. İtilmiş evler. Tamam. Virane olmuş sanki. Herkes kendi başına. Aa, atamadın ne kadar. Oğlum dursana lan şekerim ben. Böyle. Burada şey mi olur ya? Yemeği beraber yiyin. Muhabbetinizi götüren televizyon, internet, cep telefonların oyunlarından uzak tutun. Veya kaydı getirin, yarım saat yapın.
İnsanların oraya gömülmesine müsaade etmeyin. Feda eğer senin telefonun alıyorsa o zaman fedakarlık yap. O telefonu sat, tuşlu telefonu al. Gömülmesin çocuk oraya. Eğer bulunduğunuz yerde çocuklarla eğitim az oluyorsa memur, yani çocuk dersleri yok, hanım dersleri yok, hanım dersleri yok, o zaman nerede varsa oraya gidin, hicret edin. Hicret edin sevgili kardeşim. Mesela adam telefon ediyor. Alo, buyurun. Abi ben falanca. Öyle tamam. Abi Yozgat'ın şu ilçesindeyim. Burada dershane nerede var? Hayırdır? Ya bizim çocuk okul kazandı da buraya ben tayinimi aldırdım da çocuk oraya kazanmış. Tayinini aldırmış. Şimdi istepten lastik kullanıyor. Ulan ne yapayım? Şimdi canım sıkıldı. Ulan dershane var. Bir telefon edeyim ya. Nerede dershane? İlk önce dershane soracaktın. Dershane var mı? Hizmet var mı orada? Hizmet olan yere gidecek. İstepte lastik gibi kullanıyor dershane. Canı sıkıldı. Ne yapacak şimdi? Ben dershane sorayım. Seferi kaçtır? Mesafe? 96 değil mi? Veya 104. Kızınızı, karınızı tek başınıza göndermeyin. Bana bir şey olmaz demeyin. Ha? Dikkat edin onu. Allah boşuna şeriatını almamış. Zaten başlarına hal gelenler bana bir şey olmaz diyenlerdir. Demeyenler tedbir almanın başına gelmemiştir. Gelenlerin başına böyle yaptıkları için gelmiştir. Evladı iyalinizi haf ve reca ortasında sohbetle büyütün. Yani böyle öfürükçü, cinci, hortlak, mortlak böyle eski hani böyle hikayeler var ya babaanneler. Bu şey böyle büyütüyorlardı. Bunlardan da korkak oluyor şimdi evde tuvalet iklim. Yani ümit derece hem Allah ile Allah'ı korkutucu göstermeyin. Oğlum ekmeği, kızım ekmeği öyle yiyerek dolaşma. Allah seni cehennemine sokar demeyin. Oğlum oturarak yemek ye, o ekmeği yersen Allah seni cennetine koyar. Bak aynı şey. Müspet değil. Allah'ı cumhuriyet savcısı gibi göstermeyin. Kesen, öden, cehenneme sokan, tamam mı? Çıkartmaya böyle yapan. Allah cumhuriyet savcısı değil ya. Allah'a sevdirin. Sevgi bağı çok kuvvetlidir. Korkudan daha iş yapar. Aciz insanlar Allah ile korkutur. Becerikli insanlar Allah'ı sevdirerek itaat ettirir. Severek Allah'ı sevdirmek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah besmeleyle şöyle başlamıyor. Bismillahirrahmanirrahim demiyor. Ben öyle Allah'ım ki kahar ve mutakim demiyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Çocuklarınıza küçükken hem imanı tahkiki bir dersini verin hem de hayalinin gelişmesine uygun telkinlerde bulunup giydirin. Ustad diyor ki küçük yaşta imani ders verilmese büyüdüğü zaman gayrimüslim bir çocuğun İslamiyet'i kabul etmesi zorluğu gibi zor olur. Abi kabul etmiyor. Niye gayrimüslim gibi olmuş? İmani telkin. İmani güzel havalar alır. Piyasada çocuk hikayeleri de var dini bizim sahada. Onları alırsınız hikaye, besmeleyi. Tamam 10. sözü. Kabrini güzel gösteriyor. Böyle şeyler var tamam mı? Ve kendin dilin döndüğü kadar böyle imani dersleri çocukla tatlı tatlı sohbet edin. Toplu eğlenceli yerlere götürüp haramların normal olduğunun imajını vermeyin. Alelen günahların açık işlendiği yerlere götürmeyin. Yoksa günah işleme meyli artar, günah işleme normalleşir çocukta. Çocukta günah işleme normalleşmeye başlar. Çocuğun her isteğini sakın yerine getirme. Yok denilmesini, her isteği kontrole tabi olduğunu öğrensin, disiplini yaşayarak öğretin. Her istediğini yapmayın. 3-4 tane madde kaldı bitti. Çocukların yanında sakın münakaşa kavga etmeyin. Verdiğiniz nasihat ile yaşantınız ters olmasın. Sigara içiyorsun. Oğlum sigara çok kötü lan. Hiç falan eşekleri. Biz bir kere alıştık.
Hem sigara içiyorsun hem de sigara içmek diyorsun. Hangisine inansın çocuk? Ha, bu sözüne mi, bu sözüne mi? Çocuklara cezadan çok iyiliklerle teşvik edin. Yapabilecekleri küçük işleri verin ve onure edin. Teşvik edin. Aferin oğlum. Hakikaten beklemiyordum ya. Adam. Maşallah ya. Şuraya bak ya. Tabii ya, yapar benim. Büyük adam. Büyük adam ya. Ama büyük işler verdi. Tamam, büyükler gibi iltifat edin ama küçük işler. Birkaç tane kaldı. Çocuğu aşağılamayın. Ya bırak lan, beceremesin lan. Bırak lan. Kıyır ya. Sen kim, o kim lan? Sakın yapmayın. Aşağılamayın. Takdir edin. Yaşlarına göre davranın. Kardeşleri arasında, ufak ve büyükleri arasında hislere dikkat edin. Kıskanmalarına dikkat edin. Bir de son, bu çok önemli. Şunu yaparsan, Kur'an'a çıkarsan, şunu yaparsan şunu veririm tarzında pazarlık yapmayın. Bu sefer her işinde karşılık bekler olur. Zira iyiliği, iyilik olduğu için yapmasını öğretin. Vazifesini, vazifesi olduğu için yapmasını öğretin. Ama ayrıyeten mükafat da verin. Ama o iş için vermeyin. Çünkü yapması gerektiğini, yapması lazım olduğunu öğretin. İyiliği, iyilik olduğu için yapmasını öğretin. Dünyalık vermeden, oğlum bak Allah sana sevap yazdı. Şimdi cennette hakikaten sana şey yapacak. Tamam? Dünyada bir karşılık bekleterek öyle de yaptırmayın. Vazifesi olduğu için yapmasını öğretin. Hatalarını normal karşılayın. Hata yapmalarına fırsat verin. İlk önce evlenirken küfürden girdik. Aile hayatı nasıl olmasına girdik. Sonra toplamalarda karı kocalardaki yanlışlıklardan bahsettik. Doğrularından da bahsettik. Sonunda da ortaya çıkan meyvesi, çocuğumuza nasıl davranacağımızdan bahsettik. Allah iki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Evladı iyi alimize şeytan-ı lahiden uzak eylesin. Süfyan-ı deccallardan muhafaza eylesin. Amin. Sizi sevenleri, sizin sevdiklerinizi, evlad-ı yalinizi, usul ve furularınızı Cenab-ı Hak semavi arzafatlardan, insi ve cinli şeytanların şerinden muhafaza emin eylesin. Amin. Şeytan, cin, erva habiselerin vehim ve vesvesesinden hıfz-ı emin eylesin. Amin. Ya Rabbi, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eyle. Amin. Hak olan şeyleri nasip eyle. Amin. Allah'ım, haşir meydanında niçin böyle yaptın, niçin böyle dedin, niçin böyle yapmadın, niçin böyle demedin, itabına sesi vesile olacak sözleri, fiilleri nasip etme ya Rabbi. Amin. Etmişsen Sattar, Settar, Gaffar ismi hürmetine, Tevvab ismi hürmetine hak ile yeksan eyle. Amin. Ya Rabbi, onları hayırlara tebdil eyle. Amin. Ağlayan alem İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldür. Amin. Vatan için, din için, namus için, mukaddesat için, memleket için uğraşan mücahitleri iki cihanda aziz eyle. Amin. Onları maddi ve manevi muvaffak eyle. Amin. Bu dersi manevi dersten, maide-i Kur'an'dan hisselerini azim eyle. Amin. Bizim de son nefesimizde böyle duaları gönderen nesilleri nasip eyle. Amin. Allah'ım, son nefesimizde kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid getirerek şehit olmayı nasip eyle. Amin. Bâhir devâhum en elhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-selâvâtu.